Yeni sezon geldi çattı. Moda, evet, insanın kendine yakışanı giymesi. Kabul ediyorum. Hatta bunu sık sık da söylüyorum. Moda diye size yakışmayan, vücut tipinize uymayan, tarzınızı yansıtmayan kıyafetleri giymeyin diyorum. Ama bir de demode olmak diye bir gerçek de var. Babam mesela, çocuktum, ergen oldum, yetişkin oldum. Artık torun olacak yaşa geldi. Yelek giymekten vazgeçmedi. Neyse ki arada yaz geliyor da yeleğinden ayırabiliyoruz onu. Yelek de bu şekilde dinlenmiş oluyor. Yılda bir iki çay gardıropta dinleniyor. Bir de arkadaşı var bizim Rıfat abi, kahveci. O da bildim bileli aynı renk, aynı model bir kasket takıyor. Her yıl ne kadar güzel modeller üretiliyor. Hadi modeli geçtim. Desen, renk, kumaş. Ya onu da mı değiştirmezsin be abi? Yok, hep gri. Bunlar böyle süper ikili. Moda neymiş, hava nasılmış, kombin ne ki, uyar mı uymaz mı, hiç öyle bir düşünceleri yok. Ha ne oluyor? Ben kafama takıyorum. Neyse ki artık siz de derdime ortak oldunuz. Şimdi babama demode demek istemiyorum tabii ki ama modayı takip etmek de önemli. Moda demek sadece o sezonun trend renkleri demek değil tabii ki. Değişen iklim koşullarına, gelişen teknolojiye göre üzerine düşünüp tasarlanan trendler. Eskiden sporcular günümüzde esnek, teri tutmayan, hızla kuruyan formalar üretilmediği için yün formalar giyiyormuş. Sizce de bugün eskiyi diretmenin alemi var mı? He Rıfat abi, he baba. Hiç. Şimdi bugün yün kumaşla sahada top oynayan bir adam göremez. Neyse babamı ve Rıfat abi bir kenara bırakalım. Bugün 2025 sonbahar kış erkek modasında neler öne çıkıyor? Hadi birlikte onu konuşalım. Artık mevsimleri eskisi kadar net bir şekilde yaşamıyoruz. Kışlar öyle çetin, soğuk, bol kar yağışlı falan geçmiyor. Yağmur her an, her mevsim ansızın şiddetli bir şekilde yağabiliyor. Eskiden Nisan yağmurları vardı. Artık o yağmurlar her an yağabiliyor. Babamın yeleği su geçirmese iyiydi aslında ama su da geçiriyor işte. Hayır, neresinden tutsam elimde kalıyor yani. Neyse, eski kışlar gibi havalar çok soğuk olmadığı için bu sezon öncelikle montları biraz inceltiyoruz. 1. Kalın montlar yerine daha inceleri, yağmurluklar, trench coatlar, deri ceketler öne çıkıyor. Su tutmayan, rüzgar geçirmeyen, soft shell kumaşlardan üretilen montlar mesela. Yani yağmur yağsa da ıslanmayan, rüzgar çıksa da geçirmeyen zırh gibi montlar. 2. Yine değişen iklim koşullarına bağlı olarak kat kat giyinmek de trend. Sabah kalktığımızda hava çok soğuk, öğleden sonra ise sıcaklayabiliyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı değiştiği için bizim de ona göre giyinmemiz gerekebiliyor. Bunun da en mantıklı ve pratik yolu kat kat giyinmek. Hissettiğiniz sıcaklığa göre katmanlarınıza ayrılabilirsiniz. Farklı kombinler oluşturuyorsunuz. Aslında babanın yeleği de bir katman. Yok, o katman değil, o bir krater. Onu yani ameliyatla alamayız biz üzerinden. O çıkmaz yani, onu boşver. 3. Bu katman katman giyme modasının en çok öne çıkan modeli overshirtler. Yani tişört veya uzun kollu penyelerin üzerine giyilen gömlekler. Önü açık şekilde giyilen bu gömlekler hem size havalı, cool bir görüntü kazandırıyor hem de havaya karşı işlevsellik katıyor. Karlı bir durum bence. Değerlendirilebilir. 4. Bu sezonun öne çıkan ve en sevdiğim başka bir modası da mont gibi giyilebilen triko hırkalar. Özellikle açık havada çok fazla vakit geçirmiyorsanız, yani daha çok araba ve toplu taşıma kullanıyorsanız montla sıcaklamanızın hiçbir gereği yok. Hırkayla ceket ve mont şıklığına erişebiliyorsunuz. 5. Kombinlerinizi oluştururken hangi renkle hangisi uyar? Karar vermekte zorlanıyorsanız bu sezon yaşadınız. İşler çok kolaylaştı. Çünkü bu sezon tone in tone. Yani full aynı renk tonlarının kombinlenmesi moda. Gri bir gömlek mi? Tamam. Her parça gri tonlar ve parçaları. Bu kadar basit. Bu şey gibi biraz. Problemlerin pratik çözüm yolları gibi. 6. Takım elbiselerde gelişen teknoloji değişen modadan nasibini alıyor. Artık teknik kumaşlardan üretilen çok daha rahat, şık takım elbiseler tercih ediliyor. Öyle babam gibi kalın, sert, her düğünde giyilen takım elbiseler artık rafa kaldırılıyor. Smokinler bile ince dokunuşları yansıtan gofre kumaşlar ile öne çıkıyor. Kumaşlar artık çok daha ince, elastik, yumuşak ve rahat. 7. Tabi bu sezonun bu rahatlığından pantolonlar da nasibini alıyor. Genişleyip rahatlıyorlar. Özellikle baggy ve pileli pantolonları bu sezon çok göreceğiz. Baggy pantolonlar bol ve rahat bir kesime sahip. Bacakların her iki tarafında da geniş ve genellikle kalça ve bacak kısmı oldukça bol olur. Bu da hem hareket özgürlüğü sağlıyor hem de rahat bir görünüm sunuyor. Justin Jim de yine modayı yakından takip edenlerde. Bu bize biraz 90'ların hip hop sokak modasını da
hatırlatıyor. O dönemi görenler hatırladı. 90 sonrası doğanlar için videonun bu kısmı biraz mavi ekran. Baggy pantolonların yanı sıra pileli pantolonlar da bu sezon oldukça moda. Ha, ikisinin birleşimi mi? O da olur. 8. Size bu kanalda moda ile ilgili videolar yayınlamaya başladığımdan beri neredeyse her sezon moda olan, sürekli tavsiye ettiğim ürün nedir desem, bomber ceket beyler. Arsa almak kadar değerli bence. Asla modası geçmiyor. Çok rahat, çok kullanışlı ve tabii ki şık. Baharda incesi modaydı, şimdi ise yünlü, süet, su geçirmeyen bomber ceketler. Yani hala bir bomber ceketiniz yoksa gerçekten boşa konuşmuşum size. Bakın, sizin için videonun altına bir kod bırakıyorum. Bu kodu kullanarak hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi her üründe geçerli %20 indirim kazanacak. Eksiklerinizi gidermenize biraz yardımcı olalım. Siz babam ve Rıfat abi gibi olmayın. Trendi yakalayın, zamana ayak uydurun. Modanın size uyan, sizi mutlu eden yanlarını kendinize uyarlayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.